Hoş geldiniz ben Haluk. Bugün size iki hatta üç tane e, olaydan bahsedeceğim World of Tanks, World of Tanks'a yeni başlayanlar için daha doğrusu. Şimdi bahsedeceğim konu zaten şu an ekranda da gördüğünüz arkadaş davet programı. Bunun yanında yeni başlayanların sadece kullanabildiği davet kodu ve Tank Revas denen e, oyunun her ay düzenli olarak. Premium tanklara karşı Premium tanklarını verdiği bir görev etkinliği var. Bir de ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaş davet programına gelirsek ilk öncelikle. Şimdi arkadaş davet programında şu an üstte de gördüğünüz gibi arkadaş davet programının olayı şu. Şimdi arkadaşlar hani oyun oyuncuyu teşvik edebilmek için hani oyun oyuncu kazanabilmek için bir davet atana. Yani komutan dediğimiz oyunu tabiriyle bir de davet edilen yani yeni üye de diyebileceğimiz iki kişiye de hani iki oyuncuya da bedavadan bazı ödüller veriyor. Şimdi davet edilebilmek için yani davet atılabilmek için ya hesabınızı hiç açmamış olup açacağınız e-postaya linkin gönderilmesi lazım. Ya 200 savaştan az maç yapmış olmanız lazım ki zaten 200 savaştan az maç yapmışsanız bu World of Tanks'a başlamışsanız zaten bu mevzuyu duymuşsunuzdur. Ya da 60 gün boyunca hiç girmemiş olmanız lazım. Hani belki eski çok eskiden oynayıp da hani hesabını hatırlayan şifresini hatırlayıp da hani şu oyuna bir başlayayım diyenler için de hani ekstra bir bilgi. Şimdi davet eden kişiler için hani sizde diyelim davet atıldı e, siz tamam şey yaptınız e, 6 tier ya da 7 tier premium ödül tankını aldınız ben ileride atamıyor muyum çünkü davet eden kişiye de 8 tier premium tank veriyor ki 8 tier premium tankların en kötüsü bildiğim kadarıyla 180 liradan başlıyor yani şu an oyundaki e, bu listede olan tanklara baktığımızda mesela hemen bakalım şuradan davet eden kişi davet eden kişi aynen T92 belki en ucuzudur, o da yine 180 lira falan vardır diye tahmin ediyorum. Yani 150 liradan asgari, asgari 150 liradır öyle düşünün ki oyunda gerekli olduğundan çok büyük bir avantaj. E, davet edilen kişi 6 tier ve 7 tier premium tanklar veriyor ki onlar da 60-70 liradan başlıyor. Davet edenlerinki de 150 liradan başlıyor yani komutanın. Peki daveti nasıl atacaksınız? Hani bunu yaptıktan sonra daveti de şöyle. Davet atma koşulu da şu. Bin savaştan fazla savaşınız varsa yani bin savaşı tamamladıysanız siz de davet atabiliyorsunuz. Şimdi yeni başlayanlar diyecekler ki ya tamam iyi güzel de biz hani davet edecek kişiyi nereden bulacağız? Şimdi ben aşağıya bir link ekleyeceğim. Facebook World of Tanks'ın Facebook'taki bir büyük bir grup grubu var. Oraya katılacaksınız gerekli işte aşamalardan sonra bir, bir iki şey sorar sizi kabul ederler sonra işte oradaki duruma paylaşacaksınız yani ben oyuna yeni başlamak e, oyuna yeni başlayacağım e, bana birisi arkadaş davet programından bana işte e-posta şey e, link atsın birlikte işte görevler yapıp tankları şey alalım diye hem de biraz oyunu öğretsin gibisinden diyebilirsiniz <laughs> e, nasıl puan kazanılır kısmına da küçük bir değineyim şimdi oyunda kesinlikle komutanın yani davet eden kişinin tek başına oynaması size puan kazandırmıyor arkadaşlar. Şuradaki puan var ya 500 puan. Her aşamada her aşamada belli ödüller veriyor. Bu ödüller de zaten tahvildir. Yazı işte bir büreve gibi bir şey veriyor. Sonra tahvillerin işte şeyleri, seviyeleri artıyor. Tahvilde oyundaki hani sadece oyunun içindeki etkinlikten alabileceğiniz bir e, oyun para birimi gibi bir şey diyebilirim. Ama diğer şeylerin mesela oyunda bir şekilde gerçek parayla dahi olsa elde edebiliyorsunuz ama tahvili kesinlikle oyun içi etkinliklerden elde edebilirsiniz. Onun için değerli bir şey yani öyle söyleyeyim size. Şimdi o dediğim gruba dediğim gibi yaparsınız. Hem birlikte oynarsınız, hem puanı daha hızlı kasarsınız. Hem de şu görevler aktif olacağı için hemen şurada neredeydi? Nasıl puan kazanılır? Tekrar girelim. Şimdi tek başınıza yapabileceğiniz zaten burada yazıyor. Yeni üye bazı görevleri komutanı olmadan tamamlayabilir. Yani kesinlikle davet edilen kişinin tek başına oynadığında yine bir getirisi var. Ama komutan davet eden kişi tek başına oynadığında kesinlikle bu e, görev şey bu puan sistemi aktif olmuyor. Birlikte oynarsanız şuradaki görevler de aktif olmuş oluyor. Mesela her 5 maçınızda ot otomatikmen 15 puan gelecek. Şimdi bu kısımdan bahsettik. E, dediniz ki e, diyelim tamam hallettik. Hangi tanka alalım? Şimdi bu davet edilen hesap olduğu için bu hesap e, yolladığım hesap benim eski hesabım. Mesela 1832 gün önce savaş yapılmış. Ben bunu 4-5 yıl önce arkadaşım oynuyordu kapattırmış. Ben tekrardan ticket yolladım açtırdım. Davet yolladım onu da savaş tiki şu an aktif olmamış. Bakım da hala şu an daha yapamadım o yüzden. Şimdi mesela 8 Tier e, mesela davet edilen kişi 8 Tier premium tank veriyor. Buradan örnek veriyorum. Oradaki tankları da siz kendinize göre bu dediğimden yola çıkarak e, bilgi edinebilirsiniz. Şimdi diyelim e, World e, ne, nasıl söyleyeyim size? Şimdi Panther 88 tankını işte alacaksınız örneğin. Ama siz davet edilen kısımdaki tanklardan eee kıyas gidin. Şimdi Panther 88 tankının iyi olup olmadığını bilemem. Onun için bir de yeni başlayan biri olduğunuz için onun için şöyle yapmanızı e, öneriyorum. E, hemen Google'a yazın işte World of Tanks Panther 88 tankı nasıl? Hemen orada size forumdaki oynayan arkadaşların hani yorumları, oradaki oyun içeriği, hani tankın içeriği size gelecektir. Oradan ha, aşağı yukarı dersiniz ki ya bu tank böyleymiş. Tamam değmez. Ama genelde alabileceği her zaman ağır tankı tavsiye ederim yeni başlayanlar için ki Çatışmaya girip hani oyunun bir mantığını öğrenebilmeleri için Mesela burada Ağır olan hangi tank var hani 8 tier ödülleri için Çünkü ileride bu tankları e, ileride bin savaşı yaptıktan sonra siz de davet yollayabiliyorsunuz Hem de aklınızda fikir olursun mesela Fransa'dan Verdiği AMX M4 49 tankı ağır tank mesela Çin'in 112 tankı ağır tank hani Normalde bin savaşı tamamlamış olsanız bu iki tanktan birinizi seçmenizi önerirdim çünkü niye ağır Ana çatışmaya girip hani oyunu daha kolay Kavrayabilirsiniz anlamında. O dediğim oradaki tank listesinde olan size davet yolladıktan sonra aktif olan işte oradaki ödüllerdeki şeyleri de hemen internetten araştırıp oradan yapabilirsiniz. Bunun haricinde davet kodu denen bir mevzu var. O mevzu da şu. Sadece ve sadece yeni açılacak olan hesaplarda aktif oluyor. Şimdi hemen şuradan kendimi resmimi kapatıyorum. Ee, oyunu da oyunun görüntüsünde kapatıyorum şuradan DisplayPort'tan bunu açıyorum. Şimdi siz oyuna girdiğinizde hemen bakıyorum şu an aktif. Görünüyor mu? Evet aktif olarak görünüyor. Aşağı yukarı size davet linkinden şuna benzer bir hesap oluşturma detayı gelecek. E-postanız zaten e-postaya link yollayacağı için zaten e-postanız otomatikmen kay e kayıt olarak görünmüş olacak. Onun haricinde oyun için ismi belirleyin. Oyun şifresini girin. Onaylayın. Ve davet kodunuz mu var? sekmesi kesinlikle gelecektir. Ona tıkladığınızda zaten şu hale geliyor. Burada da yine bir tane bizim oyundaki bir arkadaşın yaptığı güzel bir site var. Orada davet kodlarının olduğu bölümü açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Orada da yine aynı şekilde ne veriyor mesela premium tank veriyor. Premium gün veriyor, altın veriyor ya da kredi verebiliyor. Bunlardaki içeriklerden olanları mesela premium tank için söylüyorum. Yine hangi premium tankı veriyorsa hemen World of Tanks işte Exesior 5 diğer premium ağır tankını veriyor İngiliz. Hemen onu yazıyorsunuz. Bir World of Tanks Exesior tankı alınır mı? Hemen aşağıda kesinlikle forumda size onun oyun içi deneyimlerini oynayan arkadaşlar zaten der. Hani ona göre bir fikir oluşur ki ha ben bu tankı almalıyım. Ama ağır tank biraz daha mantıklı. Yani o davet kollarının içinde hangisinde Churchill 3 tankı varsa İlk önerim odur, güzel bir tanktır, DPM yüksektir oyunu daha az çok öğretir size. Bunun haricinde bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum hemen buna geçiyorum. Şimdi geçtim şöyle. Evet şu an gelmiş. Şimdi Tank reverse diye bir mevzu var. Bu mevzu da şu Etkinlik daha doğrusu e, 4-5 aydır herhalde Yanlış hatırlamıyorum World of Tanks bunu yapıyor belli bir görevler veriyor size. Bu görevlerde jeton topluyorsunuz. Jetonları belli günler içerisinde topladığınızda her gün kasabileceğiniz jeton puanları var. Jetonları topladığınızda en son size ödül bir premium tank veriyor. Geçen ay 7 tier Amerikan Scorpion TDS tank avcısı vermişti. Bu ay Panteremon Alman e, premium tank veriyor. Orta tank. Yanında bir garaj yuvası ve %100 mürettebatlı hale geliyor ki %100 mürettebatlı gelmesi çok güzel bir şey. Çünkü normalde premium tank aldığınızda bildiğim kadarıyla parayla aldığınızda prem, şey mürettebat %100 gelmiyor. Yani mürettebatsız veriyor. Şimdi bunun mevzusu da şu. Burada belli bir görevler var. Mesela Ardenler taarruzu diyor adı altında. Şimdi diyor ki bunu yaptığınızda diyor bir savaş yapın diyor. Yerip yenmemeniz önemli değil. 100 jetonu garanti veriyor. Yani bir seviye değil de iki seviye ve üstü tüm araçlarda diyor. Yaptığınızda 100 jetonu kesinlikle veriyor. Onun haricinde 2 mesela diyor ki tüm görevlerin içeriği şu. Kazanılan deneyim açısından ilk ona girip kazanacaksınız maçı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiyere kadar 10'ar puan veriyor. Yani günde 60 puan buradan geliyor size. Sonra 8, 9 ve 10 seviye tanklarla da yine aynı bu içerikteki görevi yaparsanız yani kazanı denim açısından ilk ona girip savaşta kazanırsanız 20 şer puan da oradan veriyor. 60 da oradan geldi. E yüz de garanti maçtan veriyordu zaten bir maç yaptığınızda iki tier ve üstü seviyede ne yaptı? 100, 160, 60 puanda küçük tierlerden verdi 2, 3, 4, 5, 6, 7'den. Ne yaptı? 220. Yani günlük 220 jeton kasabiliyorsunuz. Bunların yanında bu küçük tamir çantalarını da veriyor her görevi tamamladığınızda. Bunlar çok önemli değil ama ilk başta da sizin de işinize yarayacaktır. Şimdi bunu diyelim jeton neye yarıyor bu jetonlar? Şimdi şöyle bir mevzu var. Diyor ki seviye 1 alındı. Ben 500 jeton istiyordu. Yani 500 jetonda ortalama 3 güne falan tekabül ediyor. Zaten görev 3 Ocak'ta başladı. 26 Ocak sabah herhalde 8'de bu biter. Şimdi ben bunu almışım. Almadığım üzerine gidiyorum. Şu ana kadar 1080 jeton toplamışım. 1100 olduğunda buradaki ödüllerden birisini seçeceğim. Hani burada mesela buna tıklamışım. Bunu vermiş. Mürettebat kaplaması diye. E burada da tabii ki de size önereceğim ortadaki. Çünkü kazanılan deneyim %100 yedek veriyor. Hani nedir? Bu mürettebatınızı daha hızlı şey tanklarınızı daha hızlı kasmanız, bu mürettebat mürettebatlarınızın daha hızlı kasılması ve serbest deneyim. Serbest deneyim ise oyundaki tüm araştırılacak her şeyi istediğiniz her şeyde kullanabileceğiniz bir yer. Mesela onu veriyor %300'lük. Ki güzel bir şey hepsi. İkişer saatten güzel bir şey. Tabii ki de size kesinlikle ortadakini öneriyorum. Sonra bunu geçtiniz. Burada da taslaklar var. Taslaklarda oyundaki hani tankların belli bir araştırma, bir EXP oranı var. Hani deneyim öyle söyleyeyim. Diyelim 200.000 bin e, deneyim puanı istiyor mesela bir tank. E şimdi bu taslakları uygulamasını zaten göreceksiniz. Bir tane uyguladığınızda 10 tier için 4 tane 4 tane ulusal kesit ister. 12 tane de genel kesit ister. Tabi bunların ya da genel kesit de size lazım ama bunu durması sizin işinize yarar. Tankları daha hızlı kasarsınız. Hani 200k'ya kasacağınız şeyi 185k'ya indirirsiniz. 185 bin Deneyimi indirirsiniz yani 3-4 maç ya da ortalama 5 maç daha az maç yapıp o tankı açmış olursun ama sadece bir tank için geçerli 15 tane 16 tane olsaydı 10 diğer tanka 4 tane uygula uygulayabilmiş o oluyordunuz yanında tabii 12-4 desen 48 tane de genel kesit lazım bu tabii oyunun içinde bunu öğreneceksiniz çok önemli bir şu anlık mevzu değil. Burada hangi hangi ülkeyi kasmak istiyorsanız onu seçeceksiniz öyle söyleyeyim. En sonda 3000 3000 jeton topladığınızda ise size ikisinden birini seçiyor. Normalde tek bunu verip üstte 7 gün pireyi buralara eklerdi. Ama bu sefer ya premium günü istiyor ya premium günü seçin diyor ya da premium tankı seçin diyor. Tabii ki de premium tank kalıcı olduğu için premium tankı seçmek mantıklı. Yani 7 gün prezi zaten oyunun ilk başlarında size 20 gün verecek o bonus kod davet kodlarından da zaten alacaksınız bir 7 gün ortalama. Zaten 30 gün falan olacak. Yanında bir de premium tankınız oldu mu hem kredi kasarsınız hem serbest deneyim kasarsınız hem de birazdan mürettebat kasarsınız. En azından kalıcı olarak durur. Yanında da garaj yuvası veriyor. Bunu da yaptıktan sonra şu anlık başka bir şey kalmıyor. Tabi bu bir sonraki ay farklı bir premium tanka dönecek. Öyle öyle değişecek. Ve arkadaş davet programına gelecek olursak. Hemen şimdi şeyi kapatıyorum. Oyuna geçiyorum. Ekran görüntü şeyinde. Kamerayı da açayım. Şimdi oyuna geldik. Şimdi diyor ki 15 gün var. Yani 2 hafta kaldı. Bu ikinci dönem bitmesine. İkinci dönem bitince ne olacak? Buradaki tahmini olarak buradaki e, içerikteki e, araçlar değişecek. Ve oyunda şöyle de bir söylenti var. E, bu işi hani seri üretime geçirip de satanlar varmış. Belki kalkma durumu var ama kesinlikle arkadaş davet programımsı tarzda yine bir şey gelir. Hani yine kalkmazsa da işinize yaramış olur. Ya diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da hani yeni bir içerik serisi başlatacağım. Normalde rastgele oynayıp böyle videolar atacaktım Dedim ki en azından gelen oyuncu, yeni gelen oyuncuların potansiyelini gördüğüm için hem de onların Biraz oyunculuklarını geliştirmek anlamında hani buraya gidin bunu yapın bu budur şu şudur gibisinden biraz daha bilgi vermek açısından yeni bir 1 Tden başlayıp 10 tier'e kadar ara ara maplerde işte taktikler vermeye çalışacağım dilimin döndüğünce ve bilgimin yettiği kadar. Öyle söyleyeyim. Şimdiden hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.